Herkese iyi akşamlar. Kendi saatimizin dışında bir saatte canlı yayındayız. Genelde 21.45'te, 21.30'da falan yaparız. Bir bilgi var, onu paylaşacağım sizinle. Aslında öğlen saatlerinde de yayın yapmak istemiştim fakat müsait olamadım bir türlü. Kendi sesimi duyuyorum. Bu premium her yerden YouTube'u açabiliyor. Kapalı bile olsa açıyor yani. Evet, bunu da duyduk. Artık daha da fazlasını duymayız dedikten sonra biraz daha fazlasını, biraz daha fazlasını duyuyoruz. Bugün kulaklarımız öyle şeyler duydu ki artık ölenin arkasından rahmet okuyamaz hale geldik. Çok tuhaf bir hikaye ve benim bu konuyla ilgili küçük de bir eleştirim var. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama bugün Müge Anlı burada konuşamayacağım ilişkiler var diyerek aslında yine konuştu. Dedi ki kim kimi kıskanıyor tartışmalı bir konu. Burhan'la Utku'nun arasındaki ilişki konuşuluyor. Bunun dedikodusunu yapıyorlar diye bunu zaten Feride program ekibine Müge Anlı'ya arkada söylemiş. Ve bu ilişkiden haberdar olduğu halde de ikisiyle de görüşüyor. Hem Utku'yla görüşüyor. Cinayetten sonra Utku cezaevine girdiğinde ona mektuplar bile yazıyor. Hem de Burhan'la ilişkisini sürdürüyor. Şimdi Utku ile Burhan arasındaki ilişkiye gelelim. Bunu konuşmak artık ne kadar tuhaflaşabilir diye düşünürken bunu da birazcık şöyle yumuşatarak konuşalım ki geride kalanlar ne hissediyordur diye düşünmek istiyorum sadece. İşte birinin babası, bir diğerinin eski eşi falan. Yani arkadaşlar, ben aşka ve her türlü sevgiye açık bir insanım fakat bu o olmuyor. Yani sen kim olduğunu, kimliğini insanlara açıkça sunmuyorsan, sunamıyorsan bu dakikadan sonra yaptığın her şey artık alarm modunda senin hayatını bir tık daha yıpratarak devam ediyor. Şimdi Burhan'la Utku arasındaki ilişkiyi, yani böyle anlattıkları için böyle söyleyeyim, normalleştiren kadınlar mı vardı? Yani burada Burhan'la Utku'nun eşleri, Feride ile Sevgi, bu ilişkiyle ilgili dedikoduyu ilk duyduklarında ne tepki verdiler? Bugün gördüğünüz ki hiçbir tepki vermediler. Belki Utku'nun, çok özür dilerim, Burhan'ın annesi anlamadı bile belki, kadın farkına bile varamadı ne konuşulduğunu. Ama orada Sevgi biliyordu, Feride biliyordu. Bu ilişkiye herhangi bir tepki vermediler. Böyle gözlerini kırpmadan dinlediler. Evet, hayatlarındaki kadınlar bu konuşulan dedikoduya o tarihlerde nasıl tepki verdi bilinmez ama hayatındaki kadınları bir şekilde ikna edersin, bu dedikoduların yalan olduğunu söyleyebilirsin ya da yumuşatabilirsin. Fakat ikisi için de söyleyeyim, hem Burhan için hem Utku için bu dedikodu aile fertlerinin, yani abilerin, babaların kulağına gittiyse eğer bu olayın işleniş, cinayetin işleniş sebebi olabilir. Hep yasak aşk cinayeti, yasak aşk cinayeti deniyordu ya, acaba bu yasak aşk Feride, Gamze, Burhan, Utku arasında yaşanılan yasak aşk mı? Yoksa bugün Müge Anlı'nın da Feride'nin bana söylediğini söyleyerek söylüyorum diye dile getirdiği Burhan'la Utku arasındaki yasak aşk mı? Kafamız gerçekten çorba gibi oldu. Nasıl bir ilişki yumağı var? Bugün Asım Bayram'la ilgili dün Instagram DM'me gelen fakat dün canlı yayın yapamadığım için söyleyemediğim bir bilgiyi de sizinle paylaşacağım. Öncelikle Burhan'la Utku arasındaki yasak aşk bu cinayete sebep olmuş olabilir mi? Bu dedikodu çıktığında Burhan'ın aile fertleri, büyükleri, abileri, Utku'nun babası varsa işte abisi, büyüğü bu dedikoduyu nasıl frenlemeye çalıştı? Bu dedikoduyu sadece Feride ve Feride'nin aile fertleri mi duydu? Kimler duydu? O girift ilişkileri olan o şehirde herkes bunun farkında mıydı? Nasıl frenlendi? Aralarındaki bu ilişkiyi Utku'nun babası gitmeyin, görüşmeyin, yapmayın dedim diyerek aslında bir ön konuşma mı yapmıştı çocuğuyla? Bu kadar iç içe olmayın. Rahatsızlık veriyor. İnsanlar dedikodu yapıyor derken sadece eşleriyle ilgili durumumu
yoksa kendilerinin arasındaki ilişkiden de mi rahatsız olduğunu söylemeye çalışmıştı. Yazdığınız mesajları, yorumları okumak istiyorum. Sizin hayalet videosunu açmıştım diyor. Bu akşam yine var. Bu canlı yayından hemen sonra yayınlanacak. Gerçekten müthiş bir tecrübe yaşadık. İzlemenizi tavsiye ederim. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dileyenler için. Bu Utku babası Gamze'nin başının altından çıkacak demiş. Bu iş Utku'nun babası ve Gamze'nin başının altından çıkacak demiş. Utku'nun babası bu Feride'nin kardeşine musallat da olmuş olabilir diyor. Buradaki bir ilişki ağından bahsedeceğim. Dünyanın çivisi çıkmış, evet. Evet, geyler mi yoksa öyle mi seviyorlar anlayamadım demiştiniz. Valla artık gerisi benim için çok da önemli değil. Onlar ne seviyor olabilir bilmiyorum ama aile fertlerinin burada bu olaya nasıl tepki verdiği önemli benim için. Aile fertleri acaba nasıl karşıladı bu durumu? Yani bravo tebrik ederiz demiş olamazlar herhalde. Ya da bu dedikoduyu çok ciddiye de almamış olabilirler. Bu dedikoduyu kim çıkartmış olabilir? Bu ilişkiyle ilgili Feride'nin konuşması gerek. Şimdi Feride çok şey anlatmıyor ama Sevgi de anlatmıyor, Muhammed de anlatmıyor. Siz bak çok şey konuşmuyorsunuz, çok şey anlatmıyorsunuz diye Ayşe Hanım gördüğünüz öyle yayına geldi. Mesaj atmış Feride'ye, Sevgi'ye, Muhammed'e. Doğruları söyleyin çağrısı yapmış, bakmış ki olmuyor, onlar konuşmuyor. Kendisi kalkmış gelmiş yayına. Diyor ki cinayetten bir gün önce Feride kendini camdan atmaya kalktı. Bana bunları Feride'nin annesi söyledi diyor. Feride'lere yakın bir isim. Hatta Feride'nin doğumuna da gitmiş bir kadından bahsediyoruz. Sevgi'yi de tanıyor. Dediğim gibi girift ilişkiler var. Bu ilişkiler içerisinde herkes birbirini tanıyor. Çok özür dilerim ama hani kimin ne olduğunu kaba tabirle herkes çok iyi biliyor. Yani oraya çıkıp da sessiz kalmalarına razı olmamış. Yüksek ihtimalle Sevgi'nin de bu ilişkiyi bildiğini düşünüyorlar. Yani Sevgi'nin bu kızlar arasındaki ilişkiyi bildiğini, bugün geldiğimiz noktada bunu konuşmak istemediğini düşünüyorlar. Bilmez misiniz? Vallahi bence bilirsiniz. Bilmiyorum. Evet, gelip dedi ki Feride ve Gamze'nin annesi bana söyledi dedi Ayşe Hanım. Feride ile Gamze çatıya urgan asmışlar, intihar edeceklermiş dedi. Şimdi bu kızların bu intihar çabası gerçekten bana yaprak dökümündeki neydi? Leyla ile Necla'yı hatırlatıyor. Sürekli onlar da böyle yatak köşelerine büzüşüp ağlarlardı, böyle uluya uluya ağlarlardı. Anneleri de gelip döverdi onları. Aynen öyle, ikisi de ne yaptıklarının ya farkında değiller ya da çok farkındalar. Hayatlarından olmak istiyorlar, hayatlarına son vermek istiyorlar. Kim için? Valla bazen Burhan için, bazen Utku için, kimi paylaşamadıklarını tam olarak anlayamadım. Çünkü ikisinin de beraber olduğu, görüştüğü adamlar aynı olduğu için hani hangisini daha çok kıskanıyorlar, hangisi için hayatlarına son vermeye çalışıyorlar, burasını pek anlayamadım. Sonra Utku'nun söylediği, Utku'nun bazı dedikoduları var. Utku insanlara çok farklı şeyler anlatıyor. Keşke o da babası gibi bir açıklama yapabilse, söyleyebilse, konuşabilse. Çünkü Feride bütün okları Utku'ya çeviriyor ve Utku ile ilgili anlatılanlar bugün Soner de söyledi. Yani Soner babası Muhammed'den daha çok konuşuyor bence amcası hakkında ve ilişkiler hakkında. Keşke Soner yayında olsa. Soner dedi ki, Utku bana diyordu ki ben bu Gamze'ye sarkıntılık ediyorum. İşte oynaşmaya çalışıyorum. Bana karşılık vermiyor. Belki sana karşılık verir. Siz beraber olsanıza falan gibi şeyler söylüyormuş. Yani Utku'nun aslında dili, hareketleri, kişiliği biraz tuhaf. Bunu Feride'nin anlamamış olma ihtimali yok. Gamze anladıysa, annesi anladıysa Feride'nin anlamamış olma ihtimali yok. Fakat insanlar gerçeklerle yüzleşemeyince ya çatıya urgan sererler ya da deliliğe vurdurup sağır olup kör olup bu olayların üstünü örtmeye çalışırlar. Ben Feride ile Gamze'de bunu gördüm. Abla kardeş ikisi arasında husumet olacağına
sırt sırta verip dünyaya karşı meydan okumuşlar. Dünyadaki hayat çerçevelerindeki erkeklere meydan okumuşlar. Tuhaf ikililer. Kaçırıyor olabilir miyim yorumlarınızı? Hemen bakayım. Eğer Burhan Feride'ye kapat telefonu ben gelmiyorum dediyse kesin Feride ona bir şey söyledi. Acaba bir şey mi duydu? Feride ona hesap sordu. Burhan da ona kapat ben oraya gelmiyorum dedi diyor. Son 3 günü konuşmamız gerekiyor. Son 3 gün. Son 3 gün bunların hayatlarında çok ciddi bir telaş başlıyor. Koşuşturmaca başlıyor. O onun evine gidiyor, ağlıyor. Anası çıkıyor sokaklarda bilmem kim arıyor. O diyor beni kovalıyordu diyor. Bu son 3 gün silah alışverişi, Soner'in de anlattığı gibi getir benim silahımı şişelere atış yapacağız falan. Ama çok tuhaf, ilginç. Bu böyle gençlerin toplandığı, oysa ki bunlar böyle evli barklı adamlar, çoluk çocuk sahibi olacak adamlar. Köşe başlarında toplaşıp içip oraya buraya ateş ediyorlar. Bu tuhaf ilişkilerini kendileri de biliyorlar. Ya yüz yüze konuşuyorlar ya bilmemezlikten geliyorlar. Devamında da bu Ayşe Hanım'ın söylediği her şeye katılıyorum. Ayşe Hanım da diyor ki ben Feride'nin doğumunda bile oradaydım dedikten sonra ben bunların ilişkisini çok iyi biliyorum demek istediğini çok iyi anladım. Ayşe Hanım diyor ki 23 Temmuz'da Ahmet Uslu'nun kına gecesinde Utku ve Feride eve dönünce Burhan'la Gamze'yi evde basmışlar diyor yani onları yakalamışlar diyor. Feride kıyametleri kopartmış. Oradaki komşular da duymuş aslında o gece feryat figanını Feride'nin. Utku bunu bizzat bana anlattı diyor. Bana tamire gelmişti aracımızı. O zaman bana anlattı diyor. Utku çok tuhaf şeyler anlatıyormuş. Feride diyor ki hiç böyle bir şey yaşanmadı. Niye böyle anlatıyor ki? Bir şekilde bence eğer böyle bir şey yaşanmadıysa ve böyle bir şey olmadıysa ki Feride'ye ne kadar güvenebiliriz bilmiyorum ama eğer böyle bir şey yaşanmadıysa ve olmadıysa Utku'nun bir olayları Burhan ve Gamze üzerinden bir yerlere götürmek istediğini anlayabiliriz buradan. Çünkü eğer Burhan ve Gamze'nin ilişkisini görüyor ve Gamze bir şekilde Utku'ya yüz vermiyorsa Utku bunu kıskanıp Burhan'la Gamze'nin ilişkisini dedikodu şeklinde etrafa yayıp işte Ayşe teyzeye bile duyuluyorsa bu anlatılıyorsa bir tamire gittiği her kapıda bunu anlatıyorsa burada amaç şu olabilir. Yani ben sizi rezil edeceğim. Çünkü Gamze bana yüz vermedi. Burhan zaten hem benim asıldığım baldızıma hem benim eşime yürüyor. İkisi de ona dönüp bakıyorlar. Ama Gamze bana yüz vermiyor. Eşimin karnındaki bebekler de Burhan'dan diye düşündükten sonra Burhan'la ilgili asıllı asılsız birçok şeyi gittiği her kapıda anlatıyor olabilir. Bu da onun Burhan'la ilgili hazımsızlığı diye düşünüyorum. Çünkü burada biz Gamze'nin erkek arkadaşının ya da Gamze'yi kıskanan birinin katil olabileceğini düşündük. Neden? Çünkü bu ilişki yasak bir ilişkiydi, gizli bir ilişkiydi. Sözüm ona Feride bilmiyordu, sözüm ona kimsecikler bilmiyordu. Ama Burhan'ı öldüren kişi ya da kişiler hem Burhan'ın eşi Sevgi'ye hem de herkesten gizlediği, kimsenin bilmediği sevgilisi Gamze'ye mesaj atıyorlar ben intihar edeceğim diye. Demek ki buradaki ilişki yumağını iyi bilen ve bunu böyle anlatan Utku da olabilir ya da Gamze'nin başka bir kıskanç sevgilisi de olabilir diye konuşmuştuk. Benim aklıma Utku'nun babasının katil olabileceği söyleniyordu ya. Hatta o fotoğraftaki kişinin Utku'nun babası olabileceğini söylemiştiniz. Muhammed'e mi benziyor yoksa Utku'nun babasına mı, Utku Oktay'ın babasına mı diye konuşmuştuk. Benim aklıma burada tekrar konu başka bir şey de olsa, konu burada Feride değilse bile, Gamze ise bile Utku'nun tekrar devreye girdiğini gösteriyor. Utku'yla ilgili de Asım Bayram'la ilgili de Instagram DM'me bir mesaj geldi. Asım Bayram'ı Utku'nun babasının para karşılığında bazı işte işlerinde, kötü işlerinde kullanabileceğini, Asım Bayram'ın herkesin korktuğu çok tehlikeli bir adam olduğunu, böyle alacak verecek işlerinde elinin uzun olduğunu, yani böyle hafif mafyavari ilişkiler içerisinde olduğunu söyleyen
bir mesaj aldım. Detayları var, bu yüzden söyleyemiyorum. Yakinen tanıdıklarını düşündüğüm için bu işi hiç Utku'nun babasından ziyade Utku'nun Asım Bayram'a yaptırabileceğini düşünüyorum. Mesajda öyle yazmıyordu. Mesajda Utku'nun babasının Asım Bayram'a yaptırabileceğini yazıyordu. Ben Utku'nun babasının bu işten çekildiğini ama babası sayesinde tanıştığı Asım Bayram'a Utku'nun yaptırabileceğini düşünmeye başladım Gamze'den dolayı. Gamze ile Utku'nun arasında olamayan, Gamze'nin reddettiği o ilişki Utku'yu sinirlendirmiş olabilir. Yani burada Feride'yi kıskandı. Karnındaki bebeklerden ileri safhada bir şey bu. Anladığım kadarıyla Feride'yi pek de kıskanmıyor. Anladığım kadarıyla bebeklerle ilgili durumda da tek celsede boşanmışlar. Hiç böyle uzatmamıştı Utku. Yani Feride'yi gözden çıkartmış. Ama Gamze'yi gözden çıkartabilir mi? Orayı bilemiyoruz. Utku'yu konuşturmak lazım demiş Eda. Evet, Utku neden konuşmuyor? Hapiste mi ki? Ondan mı konuşamıyor acaba? Utku ile ilgili durumu bilen var mı? Utku niye konuşmuyor? Gülsüm Aktaş, ben Müge'yi geriden izliyorum. Ben Gamze'nin ilk yayına çıktığı gündeyim demiş. Çok bir şey kaybetmedin. Hepsi birbirine. Kim kime dumduma. Ben kayınpederden de şüpheleniyorum diyor Selda. Sevin, Gamze kaç tane sevgilisi var diyor. Yayında Gamze'nin yüzü gösterilmedi. Gamze yüzünü dönse telefonlar kilitlenecek demek ki. Onun için Gamze yüzünü gösteremedi. Büyükşen cinayeti gibi swap izi burada da var. Banyo yapıyor. Bir gün önce atış yapıyorlar demiş Selda. Merve, Feride'nin evinden Burhan'ın sağ salim yürüyerek çıktığına inanmıyorum. Bence o evde bir şeyler oldu diyor. Utku'nun avukatı konuşmuş demiş. Utku'nun avukata mı ihtiyacı varmış ve neden? Korkma, ben gidiyorum terminale. Evet. Hemen geleceğim. Neden korkma dediğimi de döndüğümde açıklayacağım. Tamam. Yayınlayabilecek misin bugün? Ben yayınlıyorum. Şu an her yer okey. Ha, tamam o zaman. Geliyorum bir 10 dakika, 15 dakika. Deniz diyor ki ben hala merak ediyorum DNA testini gözüyle gören var mı demiş. Vallahi ben de DNA testini merak ediyorum. Teknoloji ilerledi. Ben anlattım 13-14 sene önce arkadaşıma karnından yapamayız gibi şeyler söylemişlerdi. Ama sonra arkadaşlar yazmış ki o öyle değil börek artık hani ilerledi teknoloji falan diye. Geride kalmışım. Allah göstermesin. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Ama doğumunu beklemişti arkadaşım. Engin o kadar çok parfüm sıkmış ki terminale arkadaş almaya mı gidiyor, buluşmaya mı gidiyor belli değil yani. Hakikaten bu parfüm şişesinin içine düşmüş. Gizemcim teşekkürler. Belki de mesaj Feride'ye atılacaktı. Yanlışlıkla Gamze'ye atıldı. Belki de Burhan'ın telefonunda kim bilir Gamze ne diye kayıtlıydı demiş. Şöyle bir şey var. Mesela Sevgi çok konuşmadığı için bilemiyoruz. Sevgi kocasının telefonunu hiç eline alır mıymış? Ya da kocasını telefonlaşırken ya da böyle mesajlaşırken şüpheli bir halde çok bulur muymuş mesela? Ya da böyle yerli yersiz bu kadar parfüm sıkıp evden çıkıyor muymuş? Sevgi akıl verene bak. Vallahi şey tutuyorum şu an saat tutuyorum. Çıktı 10 dakikaya evde olması lazım. Yapacağı iş çok basit yani. Bir terminal işi var. Bir arkadaşını terminale bırakacak. O kadar. Madem çocuklar Utku'nun, Utku ve ailesi neden çocuklara sahip çıkmamışlar? Soğumuşlar ve mideleri kalkmış. Yani hikaye o kadar kötü ki biraz bulandırmış suyu yani. Bu yüzden sahip çıkmamaları bence normal. Şimdi sen de annen de Gamze de ifadelerinde doğruyu söylemediniz diye üçüne de o geceyle ilgili, ondan öncesiyle ilgili yalan söylediklerini, ifadelerini çarptırdıklarına dair Müge Anlı böyle bir ithamda bulundu. Cevap vermiyorlar. Yani Feride genel olarak şöyle söylüyor. Yo, ben her şeyi söyledim, bildiğim her şeyi söyledim, ben söylüyorum falan diye böyle geçiştiriyor. Devamında Muhammed'in oğlu Soner'e gelelim. Soner Karakuş'a. Dediğim gibi babasından daha iyi ifade ediyor çocuk her şeyi. Keşke yayında olsa da ondan dinlesek.
Muhammed çok konuşmuyor. Belki mizacı böyledir, bilmiyorum. Bu arada sorduğum soruya da cevaben denmiş ki bu görüntüdeki kişi Utku'nun babasına mı benziyor yoksa Muhammed'e mi benziyor? Bir de benziyorsa ne olacak? O olsa ne olacak? Bu görüntüdeki kişinin katil olduğuna %100 emin miyiz dediğimde Müge Anlı'nın sadece bir cümlesi varmış bu kamera kayıtlarıyla ilgili kişide. Bu kişinin yüksek ihtimalle katil olma ihtimali var demiş ama hani bunu neye dayanarak söylemiş bilmiyoruz. Yani o görüntüdeki kişi eğer Utku'nun babasıysa o da çıkıp bu benim diyebilir. Yani eğer görüntünün cinayetle hiçbir ilgisi yoksa saatler sadece nereden çekildiyse, kamera görüntüsü nereden alındıysa, onunla tutuyorsa, eşleşiyorsa ya da Muhammed de bugüne kadar bu görüntü gösterildiğinde ya bu benim diyebilir ama demek ki bu görüntü bu benim denilebilecek derecede masum bir görüntü değil. Bu kişiyi arıyorlar, bu kişiyi o stüdyodaki kişilerin o siyah beyaz görüntüyü gördüğünde tanıdığını düşünüyorum ama ses çıkartmadığını düşünüyorum. Bakalım neler değişecek. Şimdi gelelim Muhammed'in oğlu Soner'e. Dediğim gibi Muhammed'ten daha fazla şey biliyor gibi ve daha fazla açıklıyor. 3 gün önce amcam Burhan silahını istedi. Gittim yengem verdi. Götürdüm, yanında da Utku vardı. Atış yapacaklardı diyor. Utku Baldızı Gamze'den ben sıkıştırıyorum, bana yüz vermiyordu diye bahsetti bana. Sen de ilişkiye gir Gamze ile dedi. Ben de yapmadım deyince sen nasıl genç adamsın? Bak ben sizi yalnız bıraktım. Yani onlar Feride, Utku evde başka bir odaya geçiyorlar. Kendi odalarına geçip yatıyorlar. Gamze ile Soner'i de o evde bırakıyorlar mutfakta sohbet ederken. Sonra ertesi gün Utku soruyor. Demek ki Utku böyle konularda çok meraklı. Anlatılsın, konuşulsun istiyor. Böyle insanlar var. Dönüyor soruyor Utku. Diyor ki hani diyor bir şey yaşadınız mı, genç adamsın falan. Hayır diyor Soner. Ya sen nasıl adamsın diyor ya. Genç insansın, neden yapmıyorsunuz falan diyor. Yani Gamze'nin Utku'ya karşı tutumunu artık çok merak etmeye başladım. Yani sert miydi, çok mu sertti tavrı, Utku'ya karşı kesin duvarlar mı örmüştü yoksa bir dönem bir şekilde hoşlandı, bir şeyler yaşadılar sonra mı bitti? Gerçekten Gamze ile Utku'nun arasındaki ilişki bence bu cinayette önemli taşlardan birisi. Çünkü dediğim gibi hem Sevgi'ye hem Gamze'ye bu mesajın atılmış olması Gamze ile ilişkisini bilen biri tarafından atıldığını gösterir. Devamında Soner'in telefonundan mesaj atıyormuş Burhan Gamze'ye ve üst kat komşusunun kızıyla Utku'nun ilişkisi olduğunu Gamze'ye söylemiş Burhan. Şimdi arkadaşlar, iki tane erkek arkadaş düşünün. Şöyle iki çok yakın erkek arkadaş birbirlerine bütün sırlarını anlatıyorlar. Bütün ilişkiler yumağını ezbere biliyorlar. O komşunun kızı, bu baldız, bu kız kardeş falan hepsini birbirine anlatıyorlar. Sonra da onun yediği, çok özür dilerim, haltı gidip bir başkasına anlatıyorlar. Yani diyor, Burhan'ı da biliyor musun? Ha, bizim Burhan işte, o da gidiyor Gamze ile birlikte oluyor. İşte sen şeyi biliyor musun? Utku'yu biliyor musun? Utku da üst kat komşusuyla birlikte oluyor falan diye. Bu iki sıkı dost sözde birbirlerine yaşadıkları gizli saklı ve bence iğrenç ilişkileri anlatıyorlar. Sonra da bunları etrafa saçıyorlar. Biliyor musun? Utku öyle yapıyormuş. Biliyor musun? Burhan böyle yapıyormuş diye. Bu tuhaf hikayede bence bir cinayet çoktan öngörülmüş. Çoktan. Bu ilişki bir değil birçok cinayette götürülmüş. Allah korumuş, bir cinayetle kalmış. Çünkü bu kadar karmaşık, bu kadar mide bulandıran, bu kadar bel altı sohbetlerin, iftiraların, belki de gerçekliği olan şeyleri deşifre etmenin sonu ne yazık ki budur. Arkadaşlar, birisi vefat ediyor ve biz kendisi için rahmet dileyemiyoruz. Tuhaf değil mi sizce de yani? Utku programı bir kere çıktı, uzaktan bağlantıyla, ertesi gün avukatları izin vermemiş diyor. Gizem teşekkür, babana demiş teşekkür ediyor. Feride
konu kendisinden uzaklaşınca çok mutlu oluyor. Gayet rahat. Konuşulsun istersin tabii. Sürekli sorular sana sorulsun istemezsin. Biraz da başka şeyler konuşulsun istersin. Ay kafam karıştı. Bu ne demiş Gülsüm Aktaş? Gamze eski eşinden niye ayrılmış? İşte sadakatsizlik falan filan. Deniz diyor ki bunların çok boş vakitleri var diyor. Ya bunlar iş yerinde de beraberler. Yani Soner Utku'yla beraber çalışıyor değil mi? Doğru biliyorum. Utku'yla beraber çalışıyor. Evet, Utku ve Asım Bayram'ın arası da kötüymüş. Asım Bayram'la ilgili söylediğim, yayınımın başında söylediğim Instagram DM'me gelen bilgilerde Utku'nun babasının Asım Bayram'la ilişkisinin olabileceğini, yani şu şekilde, ya burada ilişki kelimesi kullanılınca olaylar çok tuhaf olduğu için bambaşka bir yere gidiyor. Yani Asım Bayram tehlikeli biri olarak görülüyor. Böyle bir mafyavari görülüyor. Utku'nun babasını bu iş için tutabileceği birisi olarak görülüyor. Ama Utku ile Asım Bayram'ın arası kötüymüş. Benim teorimde eğer böyle durumlarda çok kötü kalmazsınız. Nasıl söyleyebilirim bilmiyorum. Asım Bayram'ın da işi buysa yani. Utku ile de barışmış olabilir. Bir iş almış olabilir Utku'dan. Onu söylemek istiyorum. Evet. Utku'nun zaten herkesle arası kötü. Ailesiyle de arası kötü. Babasıyla, aile fertleriyle de arası kötü. Yüksek ihtimalle Burhan'la çıkan dedikodulara aile fertleri sert tepki gösterdiler. Ya da o kız muhabbetlerinden de aralarının kötü olduğunu düşünüyorum. Burhan sürekli Utku'yu Soner'e soruyormuş. Beraber çalıştıkları için demişim. Bunu şöyle izah edecektim. Şimdi birbirlerine bir şeyleri hem çok anlatıyorlar Burhan'la Utku, hem de anlatmadıkları birkaç bir şey olduğunu biliyorlar. Mesela Feride ile Burhan'ın arasında olanlar ya da Gamze ile Utku'nun arasında olanlar gibi. Bunları da dış kaynaklardan birbirleri hakkında öğrenmeye çalışıyorlar. Ya bu iki insan birbirini dostu olamaz, ancak düşmanın seni böyle bu kadar didikler. Ben bu iki arkadaşın dostluğuna inanmıyorum. Bunların arasında çok ciddi bir kıskançlık var ve ben Utku'nun Burhan'ı kıskandığını düşünüyorum açıkçası. Ve Burhan'ın da Utku'ya karşı böyle bir huylandığını düşünüyorum. Çünkü bulundukları ortamda yanlarına giden üçüncü kişiden birbirlerinin sırlarını, o gün neler yaptıklarını ve neler yapacaklarını öğrenmeye çalışıyorlar. Çok acayip bir düşmanlık hikayesi bence bu. Dostluk ya da arkadaşlık diyemem ben buna. Çünkü sana zaten gelip anlatıyor. Belki abartarak anlatıyor yaşadığı bütün ilişkileri. Sen de, Burhan için söylüyorum, nüfusunu kullanarak Utku'nun yaşadıklarını öğreniyorsun. Utku da senin için, seni namussuz belki de göstermek için senin dedikodunu yapıyor. Çok tuhaf bir ilişki. Sonunda da patlıyor. Deniz diyor ki ben Sevgi ile Muhammed'in vücut dillerine çok takıldım. Kolları hep çapraz ve bedenen de Sevgi her zaman Muhammed'e sırtını dönüyor. Arkasını dönüp oturuyor. Bu da benim dikkatimi çekmişti. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Yani şimdi Muhammed burada oturuyorsa Sevgi ona arkasını dönüp oturuyor. Yani yüz yüze gelmemeye çalışıyor. Hatta yüzünü Feride'ye doğru dönüyor. Yani ben mesela Feride'nin suratına bakmak istemem. Hatta bir hiçbir şeyim olmadığı halde Feride'nin yüzüne bakmak istemiyorum. O kadar tuhaf ki Sevgi, yani kendisinin birinin arkanızda olduğunu bilip arkanızı dönmek, ya ona çok güvenmek ya da yüz yüze gelmek istememekten kaynaklanabilir. Hangisi bilmiyorum. Ama Muhammed'e arkasını dönüp oturuyor. Genel olarak bedenini Feride'ye ve seyircilere doğru dönüyor. Hep vücudunu şöyle çapraz görüyorum.
Evet, gazeteci olayı direkt cinayet olarak yazıyor. Nereden bilecek ilk görüşte demiş. Valla orayı anlatmaya çalıştı. Aşk cinayeti diye yazmış bir de. Belki yarın açıklarlar. Size bilgiler göndereceğim, belgeler göndereceğim dedi. Bekliyoruz bakalım nasıl bir bilgi belge gönderecek. Esma, ben hala bu ilişkileri çözemedim. Bir yerde ipler kopuyor, kaçırıyorum. En son Burhan'la Utku arasında bir ilişki var dediler. Orada film koptu demiş. Evet dediler ve onun üstüne de birçok ilişki ortaya çıktı. Dediğim gibi Burhan'la Utku'nun bu ilişkilerini eşleri, hayatlarındaki kadınlar yumuşak karşılayabilir. Ama ne Burhan'ın aile fertlerinden işte baba, abi artık kimse o evin büyüğü. Ne onlar ne de Utku'nun babası ve aile fertleri büyüğü. Bu ilişkiyi böyle konuşulan bu dedikoduyu artık kim yaydıysa, kim çıkarttıysa, aile fertlerinin kulağına gittiyse o kadar eşleri kadar yumuşak karşılayabileceklerini düşünmüyorum. Çok rahatsız edici bir dedikodudur. Ve aile fertleri önlem olarak bunlardan birini yok etmiş de olabilirler. Yani ortada Burhan olmadığına göre Utku'nun aile fertlerinden birisi de bu dedikodunun mide bulandırıcı olduğunu düşünüp ailelerine soyadlarının leke getireceğini düşünüp bu işi de yapmış olabilirler. Bugün programda izlediğimiz kadarıyla. Daha konuşulmayan ne ilişkiler vardır demiş. Daha ne olur yani, daha ne olacak yani? Ben artık daha fazlasını duymak istemiyorum açıkçası. Bu kadarı bir cinayete sebep olmuş. Daha fazla ne olabilir? Utku ve ailesi kaçıyor. Bence bu şüpheli bir tavır demiş Ayşe Yılmaz. Şöyle izah edeyim. Genel olarak onlar bir tutukluluk yaşıyorlar bu olayla ilgili ve suçlanıyorlar. Bu yüzden tekrar o programa çıkarlarsa, ki Utku'nun da biliyorsun dedikodu yelpazesi çok geniş olduğu için bağlananlar çok olacak. Sen de onu demiştin zamanında, bunu demiştin derler diye de yayına katılmıyor olabilirler. Kısacık geçeyim. Kadir Ordu, Burhan'ın kuzeni, cinayetle ilgili de sorgulanmış, şüpheli bulunmuş hatta kendisi. O gece birlikteymişler Burhan Utku'yla. Özel bir şey konuşuyoruz diye aslında Kadir'i ve yanındaki arkadaşlarını uzaklaştırmış. O gece de özel bir şey konuşuyorlarmış Burhan'la Utku. Yani onların bir meselesi var ve bitmek bilmiyor. Konuşuyorlar, konuşuyorlar, çözüme varamıyorlar. Benim anladığım bu. Etraflarındaki insanlara da bakın biz özel konuşuyoruz, daha sonra gelin ya da daha sonra birlikte konuşalım gibi bir uzaklaştırmada bulunuyorlar. Demek ki onların sohbetleri bir türlü sonlanamıyor. Yani mücadeleleri, müzakereleri bir türlü oluşamıyor ve bu yüzden ikisi birlikte kafa kafaya verip uzun uzun konuşmak istiyorlar. Sonrasında gece 1.30 gibi sevgi yengem aradı diyor Kadir Ordu. Ben uyuyordum, telefonu açamadım. Annemlerin bağırışına uyandım. Annemleri aramış herhalde sonra diyor. Sonra annemlerle birlikte olay yerine gittik diyor. Oraya gittiğimde Sevgi yengem o kadın için mi kendini öldürdün diye feryat figan ediyordu diyor. Ama Sevgi biliyorsunuz ki Feride ile olan ilişkiyi o sırada bilmiyor olmalı. Ama Kadir böyle anlatıyor. Benim bu işte hiçbir suçum yok. Utku oraya ilk geldiğinde bunu yapmayacaktın abi diye ağlayarak krize girdi. Oysa Burhan'a Utku dayı diyormuş, abi falan demiyormuş. Bunu yapmayacaktın abi diye kendini böyle parçalayıp taşkın hareketlerde, feryat figanlarda bulunuyor. Hoş geldin. Takipteyim. Ankete sonuçlandı Rokat'ın ekrandan. Linki koyarım ben. Konuya girelim. Gelsene. Şu an değil, açık her şey. Dağınık. İki dakika sonra gelsem olur mu? Olur. Bizim de sana soracağımız sorular vardı. Öyle mi? Evet. O zaman iki dakika sonra geleyim. Tamam. Hala parfüm kokuyorsun yalnız. Evet, ben bu kadar çok parfüm sıktım. Yani olur mu olur yani. Bir... Ama 10 dakikada geldi. Allah kavuştursun arkadaşımla. Evet. Ne diyorduk? Dayı diyormuş. Ama o arada cenaze yerine geldiğinde, cinayet yerine geldiğinde abi bunu neden yaptın falan diye böyle yerlerde yuvarlanıp kendini paralamış falan. Tuhaf.
Evet, kaderini anlattıklarını inkar ettiler, kabul etmediler. Sevgi de kabul etmedi, Feride de kabul etmedi. Ama bana mantıklı geldi. Kadir'in bir de kız kardeşi var, Kader. Onunla da aralarında, Burhan'la aralarında bir şey olduğu söyleniyor. Çok tuhaf hikayeler bunlar. Ay, kim kime dumduma demiş. Vallahi öyle. Evet arkadaşlar, bir anketim vardı. Bakayım hemen. Bir anketim vardı. Onu sonuçlandırayım, sizinle paylaşayım. Olive diyor ki, Barak Hanım size cinayet diye yapılan haberi attım Instagram'dan diyor. Hemen bakıyorum. Hemen bakıyorum. Bir ihbar var. Onunla konuşacağım. Ama şimdi konuşmam. Güvendiğim de birisidir. O taraflarda oturduğunu bilmiyordum. Ha, bu bir video. YouTube'dan göndermişsin. O mu? Ona baktım. Onu gönderdiler. Biliyorum. Evet, ne demişiz en son? Burhan Karakuş cinayetini kim işledi? Gamze, Feride ve ailesi diyenler %42. Arkadaşı Utku diyenler %28. Allah Allah. Abi Muhammed diyenler %17. Utku'nun babası diyenler %11. Yani Gamze, Feride ve Feride'nin ailesinden şüpheleniyor. Yüksek oranda insanlar olabilir. Öyle izledim ben o görüntüleri. Baktım. Şu an zaten yayına sesi veremem. İzledim, evet. Aşk cinayeti diye yapılmış bir haber var orada. Berk Hanım, biz merak ederiz şimdi. İhbar neydi diye. Siz öbür odada bir konuşup gelin. İhbar şu da, anlatayım ben sana müsait olduğumda yarın diye yazdığı için şey yapamadım. Yani Karadeniz Ereğli'de oturuyorum. Buraları geçeyim. Bir şey diye sorsalar daha iyi olur ama müsait olunca ararsanız detaylı anlatırım demiş. Bir şeylerden bahsetmiş. Bazı yer isimleri vermiş. Onun için ben ya yayından sonra ya da yarın konuşsam, size öyle aktarsam daha doğru olur. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Ve yapmak istediğini yapabilirsin. Engin şu an yayını izliyorsan. Çünkü ben de yayınımı programlara çıkan konular o kadar birbirine benziyor ki, mağdur edenle mağdur edilen aynı konumda ne yazık ki demiş. Biliyorsunuz bir konu Didem Aslan Yılmaz'da yine çözüldü. Figen Çoban konusu Didem Aslan Yılmaz'da nereden baksanız bir hafta içerisinde çözüldü. Gerçekten bu sene Didem Hanım kendi çapında başarıya koşuyor. Çünkü Figen Çoban olayı çözülmeyebilirdi ama eşi Mehmet ona yaptıklarını itiraf etti. Detaylı bir şekilde de anlattı. Bunu da Acılı Baba'ya Didem Hanım hiç çekinmeden anlatmaya, söylemeye devam etti. Yayınıma son vereceğim ama sonra diyorsun ya beni çağırmadın. Evet. Önce linkini yayınlayabilirsin. Başa tutturalım. Sonra kısa bir sohbetimizi de yapalım. Ama ben kendi korkularımı buradaki takipçilerime de birazcık anlatayım. Hemen atıyorum. Berfincim hoş geldin.
Mehmet yapmış figan konusunda aynen senin. İzliyorum, takipteyim. İyi yayınlar. Konudan bağımsız Antik Ghost çok heyecanlı. Bu akşam 3. bölüm, korkuyorum ama izliyorum demiş. Emeklerinize sağlık demiş. Konudan bağımsız değil, şu anda tam da Antik Ghost'tan bahsedeceğiz. Yayınımızın sonuna geldik. Biz şu linki buraya sabitleyelim. Lütfen oradan kanalıma destek olmak için, Antik Ghost kanalına destek olmak için korkuyorsanız bile bir like bırakıp bir yorum yaparsanız sevinirim. Ama bu geceki bölüm bizim için çok önemliydi. Paranormal araştırma yapacağız dedik. Bunun için yeterli ekipmana sahip değildik. Bütün ekipmanı tamamladıktan sonra bu cihazları denemeye başladık. Bu cihazları denerken ilk birkaç gün başarısız olduğumuzu düşündük. Meğer başarısız değilmişiz. Cihazlar çok hızlı yollanmışız. Cihazlar çalışmıyorlarsa orada herhangi bir paranormal aktivite yok demekmiş. Çalışıyorlarsa da var demekmiş. Bunu bizzat kendimiz izledik. Buradan şu an başa sabitlediysem eğer linki, kanala evet, abone olabilirsiniz. Girip o bölümü izleyebilirsiniz. Bu arada bu kanal içinde ara vermiştik depremden dolayı. Beğeniler çok az. Lütfen bir beğen tuşuna basarsanız sevinirim. Sesi kameradan mı oluyor? Evet. Tamam. Yani şöyle söyleyeyim. Bu üçüncü bölüm. Kale isminde çalışmamız. Yani ben şahsen bu kadar net bir diyalog beklemiyordum. Sen de beklemiyordun. Ve az önce misafirimizi götürdüm terminale. Biliyorsun, hı-hı, Aklı Selim 3-4 üniversite bitirmiş. Hı-hı. Bilim insanı aynı zamanda kendisi. Hı-hı. Ona yolda sordum. Enerjilere inanır mısın? Hı-hı. Dedim ki biliyordum öyle olumlu cevap alacağım ama hani saygıdan dolayı sordum. Hı-hı. Tabii ki dedi. Dinlettim. Ağzı açık kaldı. Kaç yaşında adam? Öyle onu dinlettin. Otobüse öyle mi bindirdin adamı? Evet. Gerçekten mi? Hayırlı dostsun gerçekten. Bu arada cihazlarımız, iki cihaz daha vardı. Hı hı. Geliyor. Ayın... Split box mu? Evet. 3... Bugün kaçı bugün? 5'i mi 6'sı mı? Öyle bir şey işte. Hı hı. Mart ayında. Sanırım Nisan'ın 3'ünde 4'ünde geliyorlar. Gerçekten mi? Evet. Hazır mısınız arkadaşlar? Bu daha da karışacak ortalık. Yani. Şimdi bizde MF var, EVP yani de var. Bizde birçok cihaz var şu an. 4 cihaz var. 2 cihazımız daha geliyor. Desibel metre var. Şeyler, kopya frekans... yapmak isteyenler bizi yine başlamışlar, isim sormaya cihazları her yerden. Sakın dedim hemen şey yapmayayım, konuşayım. Söylüyorum ben cihazları zaten videoda biliyorsun. Bizde şey yok yani. Bulabilirlerse yurt dışından getirmeleri gerekiyor. Tabii. Bu şekilde. Çünkü sipariş ettiğinizde gümrüğe takılıyor, geçmiyor. Evet. MF güzel. Seresi hayır, güzel. Yani. Şunu söyleyeyim. Bireysel de almak istiyorlarsa eğer, sipariş ederlerse paraları ziyan olur. Bizim başımıza geldi, gümrükte takılıyor. Arkadaşlar 50 TL'ye okur üflerim. Adres bilgilerinizi atın. Hayır lütfen hayatım. Cihazları, ekipmanı kapar geliriz yani. Çok meraklı arkadaşlar var. Bireysel olarak da sipariş verirlerse gümrükte takılır, öyle bir şey yapmasınlar. Aşkım, paraları ziyan olur. 50 TL'ye ben balkona çıkmam yani, biliyorsun. Ama hala aynı şey söylemek zorundayım. Duymadılar çünkü kaynattık olayı. Sipariş edecekler, özenecekler şimdi videolarda. Evet. Gümrüğe takılırsa çok üzülürüm. Yüksek ihtimalle gümrüğe takılıyor. Büyük ihtimalle öyle oluyor. Evet. Onun araştırmasının sonlarına gelmişler. Onun henüz bir şey söylemedi. Fakat Nisan'ın hayır, bizimkisi başka. Herhalde. Bizimkisi gelenle ama birlikte bizimkisi gelecek. Bir de İngiliz vatandaş tarafından geliyor. Yani o bir avantaj. Yani elden geliyor. Bir İngiliz vatandaşı elden getiriyor. Ben kendi cihazlarımızdan o bahsetmiyorum. Ayrı. Bireysel heves edip almak isteyen arkadaşların paraları ziyan olmasın diye söylüyorum. Ama sen evet, şey diyeceksin herhalde. Gümrüğe takılmış demek için mi bu konuşmayı evet, bastırmaya çalışıyorsun ya? Yok, ipucu veriyorum. Sonra gelip de arkadaş 200 dolarım gümrükte kaldı paraları falan cebimde kalsın diye yardımcı oluyorum. Sen yanlış düşünüyorsun. Yani çünkü bir İngiliz vatandaşı tarafından geliyor. Altını çizdim. Yani bir İngiltere'de yaşayan bir Türk getirebilir mi? Getirirse nasıl bir sıkıntıyla karşılaşır bilemem. Ama bir İngiliz vatandaşı kendi ekipmanıymış gibi faturasız, fişsiz, kutusuz alıp getirebiliyor. Anlatabildim. Demem o yani. Anladım. Mesela biz zıpkın mesela yurt dışına çıkartırken bile zıpkın yani bu. Evet. Uluslararası bir spor yarışmaları yapılıyor. Evet. Onun için bile 40 dereden su getiriyorlar. Evet. Arkadaşlar yeni kanalda yeni bölüm Antik Ghost'ta bu 3. bölüm kale. Baştan açık ve net söyleyeyim. Kesinlikle 18 yaş altı ibareler olur ya korku filmlerinde. İzlediğiniz bütün korku filmlerini unutun. Hatta şöyle söyleyeyim. Gerçek hikayeden esinlenmiştir diye
İzleyip korktuğunuz filmlerin hepsini kaldırın, rafa koyun. Bir numara olacak. Emmy ödülü alır yani yarışmaya girse. Böyle bir araştırma oldu. Çok, böyle bir çalışma oldu. Çok hoşuma giden bir yorum var. Gizem yazmış. Diyor ki Ed ve Lauren çifti harikasınız diyor. Ed, Lauren, Warren çiftine benzetmiş bizi. Evet. Onlar da gönül vermişler bu araştırmaya. Evet. Tabii ki onların cihaz keşfi falan çok başka bir şey. Biz hazıra konduk. Biz, yeni nesil olarak. Evet, ama biz o iki rahmetli gencin, araştırmacı evet. gencin yolundan gidiyoruz. Umarım çok yaşlı, sonumuz çok onlar gibi olmaz. Erkenden... Hayır, erken ölmediler. Evet. Erken ölmediler ama çok yaşlı da ölmediler. Evet, evet, evet. Yani... Ed ve Lauren'in şu an bilim ekmeğini yiyor diyebilirim. Yani... Annabella filmi tamamıyla onların çalışmaları üzerine yapılmış. Bütün korku filmlerinin temelinde onların çalışmaları var. Evet. Hatta onların yakaladığı gerçek ses frekanslarını kullanan filmler var ve damadı bu teliflerle uğraşıyor. Ve bu arada bu üçüncü bölümde Berrak'la benim her ne kadar izleyiciye çaktırmamaya çalışsak da tatlı bir kavgamızı göreceksiniz. Berrak telaş anı, benim artık sabır desibelimin taşması. Bir ara sus falan diyorum yani. Beni baş başa bırak hayaletle. Adam ne güzel konuşuyor işte. Bırak diyorum. Telefonu duvarda... yani telefon dedim anla. EVP'yi yaklaştırıyorum telefona. Kayıda devam edeyim diye. Sen orada yeter sustur şunu diye çılgı çılığa kaçıyorsun. Beni arkandan sürüklüyorsun. Orada bir ufak bir dalışımız oldu. Düşünsene. Şeytanlar, iblisler etrafımız sarmış. Bizimle iletişime geçip konuşuyorlar. Bangır bangır hem de böyle kısık sesle değil. Cihazlar çıldırmış durumda. Ve biz orada seninle kavgaya girdik. Yani bunu izleyecekler. Sırf kavgamız için izlenir yani. Bir kadının ve bir erkeğin arasına kimse giremez. Evet, evet. Bir iblis dahi giremiyormuş. Bunu öğrenmiş olduk arkadaşlar. Evet, üzerinden iki gün geçtiği için insan biraz daha rahatlıyor tabii ki. Bir de evindesin, konforunda falan. Karar odasında yaparken yine biraz rahatsızlandım. Yine bir cihaz biraz yükseldi. Ötmeye yakın bayağı bir derece yükseldi ama... Kızı uyuturken izleyeceğim demiş Gizem. Bekliyoruz. Bunun seveni var. Müptelası var. Korkarak izleyeni var. Siz hangi kategoridesiniz? Yorumlara da yazarsınız o kanalda, Antik Kost'ta. Deniz bir şey sormuş, diyor ki Didem'in Filiz'e davranışını nasıl buldun? Boynuz kulağa geçti. Gerçekten. Boynuz kulağa geçti. Evet. Bugün bütün programları izledim. Kanallar normale dönmüş. Depremin üzerinden tam bir ay geçti. Psikolojiler de normale döndü mü derseniz, valla çıkıyorsunuz balkonunuzdan, camınızdan bir bakıyorsunuz, dolunayı görüyorsunuz, ürperiyorsunuz. Ben söyleyeyim istedim, dikkatli olalım, tehlikeli günler olduğunu söylüyorlar uzmanlar. Ders çıkartalım, akıllanalım, yapabileceğimiz ne varsa yapmaya çalışalım. Yani çok da seçeneğimiz yok diye düşünüyorum. Kanala bekliyorum hepinizi. Şuraya sabitlemiş. Tekrar söylüyorum. Gerçekten herkesin kaldırabileceği bir bilimsel çalışma olmadı bu. Çok korkacaksınız. İzleyin diye söylemiyorum. Yani buradan net, samimi bir şekilde söylüyorum. Tavsiye ediyorum hatta. İzlemeyin arkadaşlar. Bakın ciddi söylüyorum. Hayır, korkularınız böyle, varsa böyle izlemeyin. Böyle bir çalışma yapılmış. Bu ses ne kadar yakalanmış... bilimsel de olsa çok korkutucuydu. Yani gerçekten herkesin kaldırabileceğini düşünmüyorum. Berrak, sen yanımda ben olduğum için belki orada bir, ona rağmen tabii çığlığa korktun ama... Normalde kuyuya atardım kendimi. Ona rağmen tamam belki iyiydin ama ben söyleyeyim. Herkesin bünyesinin kaldırabileceği bir bölüm olmadı bu üçüncü bölüm. Daha da kötü frekanslarla karşı karşıya kalabiliriz. Daha öfkeli. Bundan daha ötesi ne olabilir ki? Neden daha siniri, daha bu öfkeli? Bu kadar sinir ve öfkeyi geçtim. Tehdit edebilir, öldüreceğim seni bilmem ne diyebilir. Eyvallah, okey. Ama bu kadar net bir desibelle, cihazlardan enerjiyi emip de bangır bangır konuşabilen bir enerji ben bugüne kadar izlediğim seninle veya sensiz hiçbir belgeselde, bilimde, araştırmada bu kadar yüksek seviyede ses tonuyla karşılaşmadım. Splitbox'ı güçlendirdiklerinde oluyor. Çok güçlendirdiklerinde. Bu kadar yine olmuyor. Bizde o kutular henüz olmamasına rağmen... Medium falan da kullanıyorlar ya. Tamam, okey. Bizde mediumluk da yok. Mediumluk Allah da yok. Tabii yani bu gidişte dedim ya 50 liraya okuyup bitiririm ben, az kaldı. Evet.
Sonra Müge Anlı'da alırsın sonra. Alırım. Dolandırdı bir zengin kelebençe. 50 lira, 50 TL'yi aldı. Eline kağıdı alır çıkar. Berrağa bağlanın derim, berrağa bağlanın. Sen dersin beni de kandırdı. Videoların başında kulaklıkla izleyin diye uyarı olmalı diyor. Ya etraftakiler korkuyormuş. Yani. Evet. Bu üçüncü bölüm çok fena. Bu bölümü gerçekten kulaklıkla izleyin çünkü bazı çözemediğim cümleler var. Bu bölümü biz aynı zamanda şimdi yurt dışında bilim insanlarına da göndereceğiz bu konuyla ilgili çalışma yapanlara. Sindi'ye göndereceğiz en başta. Bir 3-4 kişi daha var. Onlardan gelecek cevapları da paylaşırız sizlerle. Yani arşivimizde duruyor orijinal hadisesin. Silmeyeceğim onu, saklayacağım. Görünmüş duyulmuş bir kalite değil yani bu. Öyle diyebiliriz. Kaliteye sınıflandırırsak bugüne kadar görünmüş duyulmuş bir kalite değil. Bu kadar net. Bütün mahareti üçüncü varlık yapıyor. Sen bununla gurur duyuyorsun. Evet. Çünkü iletişime girdiği kişi, iletişime girdiği kişi benim. Ve sana söylemiştim, soru cevap kısmında artık sıkıldım. Böyle fıs 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 konuşuyordu, kayıtta var ama evet bendim, benim falan diyor. Evet o fısıltılar... Fakat ben artık gerildim orada, birden bir gerildim, bir sinir öfke geldi bana. Kuyunun başında dedim ki, kimsin sen diye agresif bir şekilde artık. Onu sallamıyormuşum, umursamıyormuşum. Tepki verdim. Atıverecek kuyuya. Ondan sonra olanlar oldu. İşte bu benim der gibi oldu. Bu kadar büyük bir ispat. Ben hazır değilmişim. Ben biraz fazla havalara girmişim. Benim gazımı aldı. Şöyle ya. Yola gelmiş bir şekilde konuşursan sevinirim. Benim gazımı aldı. Üst üste ilkinde konuştu. İpucu. Spoiler vereyim. Hayır lütfen. Tamam. İkincisi upuzun bir cümle. Hala onu şokundayım. Ve sen sustur şunu artık dediğinde ben orada ne yapacağımı bilemedim. Sanki ben konuşuyorum arkadaş. Dili Türkçe mi farklı bir dil? Arkadaşlar Türkçe. Türkçe konuşuyor. Yani bu tür varlıklar hangi ülkeden iletişim kuruyorsanız yani telepati gibi bir ön seziyle sesler, konuşuyorlar. Sesler onların sesleri değil ki frekans kullanıyorlar. Frekans kullanıyorlar. Elektronik cihazlardan aldıkları veya bölgede bulunan atıyorum o hava o gün hava kapalıydı ve o dediği çok gök gürültülüydü. Elektriği kullanıyorlar. Zayıf, cılız, kendi dilinde konuşan işte İbranice bazen antik Yunanca olabiliyor. Falan konuşanlar. Mesela Likyaca, antik Yunanca, daha, Roma dilinde. Bu başka bir şey. Bu anlattığımız şey daha böyle diablikal deniyor. Evet. Şeytani deniyor. Bu, yani bu sanki yan şey. Komşu gibi düşün. Yani günümüzün. Şey. Ama Türkçeleri çok kısa ve net. Mesela kimsin sen bakkalcı mısın diyorsun. Bakkalcıyım demiyor. Bakkalcı diyor. Hani kısa tutuyor. İsmin ne diyorsun mesela? Domiço demiyor. Domiço. Hani anlayabileceğimiz şekilde frekansı toplaya toplaya aralıklı aralıklı. Konuşmak da zor bir şey onlar için. Yani çok kolay şeyler değil tabii ki. Değil, evet. Yaşadığınız büyük tecrübelere de saygım var. Eşyaların yeri değişti falan gibi şeyler yazmışlar. Onlar tehlikeli arkadaşlar. Çok teşekkür ederim yayını izlediğiniz için. Son dakikalarda da Antik Ghost'un linkini Engin yukarıya sabitledi. Oradan tıklayabilirsiniz. Yüksek ihtimalle ben bu yayından çıktıktan sonra chat uzun bir süre yüklenmeyeceği için şimdiden ayrılsanız oraya basarak gitseniz ben anlarım. Önemli onun için biliyorum. Bekliyorum. Bak izleyiciler fark etmiş bir şey. Burayı detaylı inceleyeyim ben. Gözden kaçırmıştım. Alttaki. Tamam. Bunu konuşuyoruz. Evet. Evet dediğim gibi arkadaşlar buradan linke tıklayarak ayrılın. Ben kapattığımda chat uzun bir süre yenilenmeyecek. Chat alanı boş olacak. O yüzden ben buradan çıkıp gitmenizi bekliyorum. Linke tıklayarak giderseniz en son kişi kaldığında ben de yayını kapatayım. Evet yukarı sabitlenen Antik Ghost kanalın ismi. Kanalına tıklayarak ayrılın. Hepinize iyi akşamlar. Kapattığım yayını. Kapattığımda chat şey yapmıyor. Hemen gelmiyor. O yüzden bekliyorum arkadaşlar. Böyle evet. Gitsinler. Yavaş yavaş gitsinler. Anladım. Şu sabitlediğim linki tıklayarak ayrılırsanız sevinirim. İyi akşamlar.